teşekkür ederim. Sağ olun. Çok memnun olduk. Kendiniz. Hoş geldiniz. Ne yapıyorsunuz? Teşekkür ederim. Sağ olun. İyiyiz ya. Sizleri soran. Biz de iyiyiz. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Maşallah. Sağ olun. Vallahi görünümüzden daha genç durmamız. Sağ olun. Nefes var diyeceğim. Sağ olun. Geçen seçimlerde bunu uyuyamamıştık. Onun devre başta belediye başkanımız olmak üzere hepimizin bir güçlü sözümüz vardı. Mutlaka geleceğiz diye bugün geldik. Çayımızı içtik, çayımızı helal edin. Hepinize teşekkür ederim. Bana iki soru soruldu. Dedi ki, eğer siz iktidarda olsanız asgari ücreti net 1500 lira yapacak mısınız? Söz asgari ücret kesinlikle net 1500 lira olacak. Hiç kimse bir şey yok. İkinci soru, niye hükümeti kurmadınız diye bir soru geldi. Biz büyük bir samimiyetle hükümeti kurmak istedik. Koalisyon için geldiler. Evet, koalisyon kurabiliriz dedik. Bir araya geldik. Ben de arkadaşlarımı seçtim. Onların da arkadaşları vardı. 10 gün görüştük. 10 günün sonunda dediler ki koalisyona ihtiyacımız yok. 3 aylık seçim hükümeti kuralım. Biz de seçim hükümetini kabul etmedik. Çünkü vatandaş yeni oy kullandı. Niye bir daha sandığa gidecek? Hangi gerekçeyle sandığa gidecek? Türkiye'nin dünya kadar sorunu var. Bu sorunları oturup çözmemiz gerekiyor. Gerginliği toplumdan bitirmemiz, gerginliği sonlandırmamız gerekiyor. Ama onlar uygun görmediler. Dediler bir daha seçime gidelim. Çünkü sarayda oturan zat illa seçim, illa 400 milletvekili, 400 milletvekili vermezseniz seçime gideriz diye. Şimdi sandığa gideceksiniz. Oy kullanacaksınız. Sizden tek isteğim var. Türkiye'yi tekrar seçime götürelim. Bu iktidara gerekli dersi verin ve deyin ki biz oyumuzu kullandık. Neden bizim oyumuza itibar ediyorsunuz? Oyunuzu kullanır, CHP'yi iktidara taşırsanız emin olun Türkiye'nin en temel sorunlarını çözeriz. Çözmekte de kararlıyız. Bizim ülkemiz güzel bir ülke. İnsanımız çalışkan, insanımız fedakar. Biz bütün güzellikleri kendi ülkemizde hayata geçirebiliriz. Bütün sorunları çözebiliriz. Yeter ki aklımızı, mantığımızı kullanalım. Bu vesileyle buraya geldim. Çayımızı içtik, sizlerle sohbet ettik, sohbetimizi yaptık. Annelere de bir şey söyleyeyim. Bir arkadaşımız dedi ki, erkeklere biraz kızıyorsunuz, hanımlara diyorsunuz ki, sandığa giderken hava güzelse erkekler sandığa gitmez, eşinizi alın zorla sandığa götürün. Bunu söylemeyin dediler ama ben yine söyleyeceğim. Kadınlar daha duyarlıdır, sezgileri daha güçlüdür. Karı koca beraber, çocuklarıyla beraber, hep beraber sandığa gidin, oyunuzu kullanın, demokrasiye katkı verin. Ülkesini düşünen, vatanını düşünen, bayrağını düşünen, çocuklarını düşünen bir siyasal partiye, yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül rahatlığıyla oy verin ve Türkiye içinde bulunduğu sorunlardan hep beraber kurtarmış olalım. Demokrasi bu açıdan çok önemli. Efendim bir oy gitmesek ne olur? Bir oy altın değerindedir. Altın değerinde. Sandığa gidip oyumuzu kullanacağız. 13 yıldır bu ülkeyi yönetenlere de gerekli dersi vereceğiz. Demokratik yollardan dersimizi vereceğiz. Aydınlık Türkiye için, güzel bir Türkiye için irademizi ortaya koymuş olacağız. Hepinize teşekkür ederim. Sağ olun. Yanına bir söyleyeceğiz böyle. Teyzem kolay gelsin teyzem. Kilit taş ustası canım hemşehrileri kolay gelsin. Hoş bulduk. Allah işinizi gücünüz rast geçsin. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Merhabalar. Kolay gelsin. Bak. Ha, söyle. Söyle.
sakın korkma ötekinden, Cumhurbaşkanı'ndan. Söylen, beni de gösterin, söylen de. Tamam. Bak o açığı açığı, yüzü kızarmadan, evet. Türkiye değil, dünyaya gösterdi, iyi diye harama. Evet, evet. Siz hiç korkma. Korkmayız, merak etme. Allah doğrulan yanındadır. Amin, amin, sağ olun. Allah işinizi gücünüzü rast kesin. Sağ olun, sağ olun. Sağ olun. Güle güle Allah, rast kesin. Sağ olun teyze. Allah razı olsun. Bak, bana da ceza yazarsa da yazsın, utanmadan gönder. Kimse sana ceza yazamaz. Götürsün beni, tamam, utanmadan. Hoşçakalın. Hadi başarılar. Sana da üzüm getirdim. Çok teşekkür ediyoruz. Tulumba tatlısını da alalım, sağ olun. Üzüm getirdim, getirmemiş bak. Hakkınızı helal edin, olur mu? Helal olsun, sizden helal edin. Helal olsun, bizden yana da helal olsun. Bin tane polisin ondan cezası nerede bizim? Senin namazın kabul değil de. Yazın bunu da. Tamam teyze. Sağ olasın. Tamam teyze. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun, olur mu? Dualarınızı eksik etmeyin lütfen. Hoşçakalın.